Yol TV'de merhaba. Bu haftaki kısa bir molanın konuğu edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden Sayın Ahmet Telli. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Onur verdiniz programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam öncelikle şiirlerinizden başlamak istiyorum. Sizin her şiirinizin her bir mısrası bir yağmur damlası gibi bizi alıp gerek acılarımızı, gerek mutluluklarımızı tazeleyip bizi kendimize alıp farklı diyarlara götürüyor. Sizi de etkileyen, şiir yazarak size ilham veren müzik türü var mıdır? Evet, yani şiirlerimin etkili olması beni sevindirir de sadece de etkiliyorsa ve itiraz cümlelerini kurdurmuyorsa bunda biraz tuhaflık var derim. Çünkü şiir sadece mest olacağımız bir sanat türü değil. İtiraz edebileceğimiz, yeni cümleler kurabileceğimiz olguları da canlandırmalı diye düşünüyorum. Nereden beslendiğimi ya da nereden kaynaklandığımı söylüyorsam, şiirden kaynaklanıyorum. Hayat denen o büyük şiirden. Çünkü o okunabilirse hayat en güzel şiirdir diye düşünüyorum. Peki müzik türüyle ilgilenir misiniz hocam? Evet, onu da sormuştun. Doğrusu evimde yalnızken caz dinliyorum. Caz benim için hem modern şiirin bütün özelliklerini taşıyor, hem de demin söyledim ya, hayat diye hayatiyeti dillendiren, sezdiren bir müzik türü bence. Kuşkusuz ki bu topraklarda yetişmiş olduğum için, bu Anadolu toprağında, bu şehirlerde, bu kentte yaşadığım için de bu sokaklarda, bu kafelerde ne söyleniyorsa, söz gelimi bir Neşet Ertaş türküsü de beni elbette sevindirir, kederlendirir. Ama daha çok caz dinlediğimi söyleyebilirim. Kısmen türküleri de tabii sevgiyle ve sevinerek dinliyorum. Peki Neşet Ertaş'ın hangi türküsü sizi daha çok etkilemişti hocam? Şimdi sınav yapıyorsun diyelim. Şimdi böyle söyleyince ben bulmacalarda da birdenbire bildiğim kelimeyi unuturum. Cahilim, bu dünyaya kandım sözü bence müthiş bir şiir mısrağıdır aslında. Çünkü insan bu hayata karşı, bu dünyada kendi cahilliğinin farkına varırsa içindeki arzu ve heves duyguları canlanır. Eğer her şeyi bilen birisi varsa cehaletini fark etmiyor demektir. Ondan bir şey çıkmaz. Neşet Ertaş ne diyor? Cahilim, dünyaya kandım. Evet. Peki hocam, bir söyleşinizde şairi Tutan Kuşalı'ya benzetmişsiniz. Bunu bize biraz açar mısınız? Evet, benim birçok yerde de söyledim. Benim tanıdığım ilk önemli ve büyük şair Don Kişot'tur. Diyeceksiniz ki Don Kişot bir macera kahramanıdır. Evet. Diyeceksiniz. Aslında o hayatı şiirleştiren, hayata ve şiirde söylemek istediğim, yapmak istediğim ne varsa, hayatımda ne yapmak istemişsem onu hep Don Kişot'un maceralarında bulmuşumdur. Çünkü düş kurmak insana dair bir şeydir. En büyük düşçü Don Kişot'tur bana kalırsa. Bu yetmiyor. Düşlerinin peşinden giden kişidir Don Kişot. Çok birçoğumuz düş kurar ve bir rüyadan uyanır gibi uyanır, unuturuz. Oysa kurduğu düşün peşinden giden biridir Don Kişot. Ve hani bir söz vardır. Gerçekçi ol, imkansızı iste, Che Guevara'ya bağlanır. Ben biraz bunu daha gerilere götürerek Don Kişot'a bağlıyorum. Gerçekçi olma, imkansızı dene. Galiba Don Kişot'a yakışan bir şeydir. Gerçekçi değildir ve imkansızı dener. Sadece istemekle yetinmez. Bu yüzden benim
büyük şairim hep Don Quixote'tur. Türkçe'ye çevrilmiş hemen bütün kitaplarını mutlaka okumuşumdur. İrili ufaklı çocuklar için yapılanı da okumuşumdur. En son Rosa Hackman'ın çevirdiği kitabı da iki cilde de okumuşumdur. Peki hocam, genelde şairlerimiz, edebiyatçılarımız ya da gençliğimize baktığımız zaman herkes bir müzik türüyle alakalı oluyor. Sizin böyle bağlamadır, gitardır, müzik türüne ilginiz ya da onunla ilgili öğrenme isteğiniz oldu mu? Evet, doğrusu ben öğretmen okullarında okudum, parasız yatılı öğretmen okulunda okudum. Orada bizim her birimiz birer mutlaka enstrüman çalardık. Hepimiz bir defa kesin mandolin çalardık. Mandolin enstrümanım, iyi çalardım. İyi çalabildiğim için de müzik öğretmeni beni piyanoya yönlendirmişti. Ama bazı nedenlerle o yarım kaldı. Yani bir süre piyanoda çalıştım diye söyleyebilirim. Peki hocam, deneme kitabında yine bizim yine acılarımızı tazeliyorsunuz. Yine farklı mecralara yönlendiriyorsunuz. Hatta özellikle Neylersin kitabında. Bununla ilgili birkaç cümlenizi de alabilir miyim? Ben düz yazı yazarak bu kendimi gerçekleştirmeye çalıştım daha çok. Yazdığım şiirleri en geç yayınlayanlardanım. Yani diyelim ki 1961'de bir dergide, bir gazetede bir şiirim yayınlanmıştı ama ilk kitabımın yayın tarihi, şiir kitabının yayın tarihi 1979'dur. Bu süreç ve ondan sonraki süreçlerde de ben çeşitli gazete ve dergilerde kitap tanıtma yazıları, denemeler ve makaleler yazmaya çalıştım. Düz yazı bir dilin mantığını, bir dilin akışkanlığını ve bir dilin bütün özelliklerini bize, gramatik özelliklerini veren bir çalışmadır. Bu yüzden düz yazı aklın hakim olduğu bir yazı türüdür. Aklımı daha çok işte bu düz yazı kitaplarında, yani deneme kitaplarında kullanmaya çalıştım. Şiirimde ise biraz aklı geriye gittim galiba. Öyle de söylemekte bir sakınca görmüyorum. Evet, çünkü şiir akla aykırıdır. Peki hocam, yine aynı konu üzerinden devam edeceğim. Şiir ve mücadele konusunda bayağı bir sözleriniz var hocam. Şiiri seven mücadele etmek zorunda mıdır? Hayatta mücadele etmediğim zaman edebiyattan ya da şiirden kopmuş olur muyuz? Şiir ve mücadeleyi hangi bağlamda ilişkilendirdin bilemiyorum ama evet, şiir bir mücadeledir ama eğer buradan büyük kavgalara düşülüyorsan öyle değil. Şiir bize kendi içimizdeki kendimizle mücadelemizi daha çok imler ve orada tutar bizi. Çünkü mücadelenin büyüğü kendimizle, kendimize verdiğimiz mücadeledir. Daha doğrusu kendi iç yolculuğumuzdaki serüvenlerdir. Bu iç yolculuğumuzda biz şiir arkadaş kıldığımızda o bize bazen çelme takar, bazen doğruyu, bazen de yanlışı gösterir. Yanlışı gösterdiği yere gitmek lazım. Şiirin yanlışı çünkü aklın akla karşı sezgisel aklı öneren bir yol ve yöntemdir diye düşünüyorum. Sinemayla ilgisi ne kadardır hocam? Yani genelde programda milletvekilleriyle yaptığım zaman genelde Yılmaz Güney olarak en çok sevdikleri aktörü ve Yılmaz Güney filmlerini daha çok övgüyle bahsediyorlar. Sizi böyle etkileyen, daha çok takdir ettiğiniz oyuncu hangisidir diye sorsam? Şimdi bu anket sorusu tabii ama şöyle söyleyeyim. Bir şiirde kullanmıştım, şimdi aklıma geldi. Ne kadar yalnızlık sinemalar olmasa derim bir şiirde. Sinemalar bizim, özellikle açık hava sinemaları vardı bizim gençliğimizde. Açık hava sinemalarında biz çocukluğumuzu yaşadık. Sinemalar bizi olgunlaştırdı.
Ama buradan bir popüler ya da bilinen diyelim Yılmaz Güney sevgimizi elbette unutmayız ama Tarkovski filmlerini izlemek bana daha yakın geliyor. Hocam şiirlerinizden küçük bir mısra alabilir miyiz? Sizi dinlemek ayrıcalık ve onur verir. Yani ezberimde neler var şöyle bir yoklayayım ama galiba hatırlayabileceğim şey olacak. Sımsıcak konuşurdun konuşunca. Irmak gibi, rüzgar gibi konuşurdun. Yayla kokuşlu çiçekler açardı sanki. Çiğdemler, güller, mor menevşeler açardı. Sımsıcak konuşurdun konuşunca. Hala koynumda resmin. Dağları anlatırdın ve çocukluğu bir ırmak gibi seker açardı kelimeler. Sesini duymasam çölleşirdi dünya. Dağlar yarılır, ırmaklar kururdu. Bulutlar çökerdi yüreğime. Hala koynumda resmin. Gün akşam olur, elinde kitaplar ve bir demet çiçekle çıkıp gelirdin. Bir kez bile unutmadın merhaba demeyi. Ve en yanık türküleri nasıl da söylerdin. Bir dostun vurulduğu gün. Hala koynumda resmin. Ve hala sımsıcak durur anılar. Sımsıcak ve biraz boynu bükük. Ne varsa yaşanmış ve paylaşılmış. Yasak bir kitap gibi durur. Ve firari bir sevda gibi. Şimdi duvarlarda resmin. Teşekkür ederim hocam. Ses tonunuz müthiş hocam ve şiirleriniz de müthiş. Yani teşekkür ederim. İşte onu hatırlayabildim şimdi. Hocam, Su Çürüdü şiirinize değinmek istiyorum. Orada bir zindan, bir hücreden bahsediliyor. Onunla ilgili kısa bir anınızı hatırlayabildiğiniz kadar. Şimdi bu şiirle ilgili çeşitli yerlerde sorulan sorulardan biri bunu siz mi yaşadınız sorusudur. Şimdi evet ama hayır. Hayır ama evet diyorum. Nedeni şu, kuşkusuz ki bir şiir bir yaşam öyküsü değildir. Bütün yaşamların bileşkesi ise eğer bir hayata dair olabilir. Çünkü o hücrede yalnız ben değildim. Ve bir dönemde yaşanan gerçekliğin şiire sızdığını söyleyebilirim bu şiirde. Kuşkusuz ki bu şiir kalemin, defterin, kağıdın olmadığı bir döneminde yani hücrede zihinden tasarlanarak tasarlanmıştır. Sonra dışarı çıkıldığında kağıda dökülmüştür. Peki hocam, sıyrılıp gelen şiirinizden de kısaca bahsedebilir misiniz? Sizi o şiiri yazmayı iten etken o dönemki günümüz Türkiye'sine baktığınız zaman bayağı karışık ve baskıların olduğu bir Türkiye'yi görüyoruz. Ondan esinlenerek mi ya da yaşadığınız herhangi bir olay var mıydı? Sıyrılıp gelen 12 Eylül darbesinden hemen sonra yazılan bir şiirdir. Yani Ekim, Kasım belki. Çünkü Ocak'ta zaten gözaltına alınmıştım. O tarihlerde yazılmıştı ve galiba o dönemin boğucu atmosferine karşı bir duruş olarak sıyrılıp gelen şiiri yazıldı. Sonra biliyorsunuz Grup Yorum bunu besteledi ve ilk albümlerinin adı da Sıyrılıp Gelen oldu. Çok genç arkadaşlardı onlar. Birçoğu öğrenciydi hatta. Sonra tabii çok geniş kitlelere yayıldı bu şiir. Bu beste nedeniyle. Şiir hala kendi şiirliğini koruyabiliyorsa bundan sevinç duyarım.
ama sadece bestenin gölgesinde kalıyorsa doğrusu onu biraz kitaplarımın dışına atmak isterim. Hocam şiir ve sanata, müziğe değindik. Sizden bilgi birikiminizden faydalanmak isteriz. Edebiyat da sanat içindir, sanat halk içindir. Sözleri var. Günümüzde baktığımız zaman, günümüz şairlerine, edebiyatçılarına ve sanatçılarına baktığımız zaman sanat ne için olmalıdır ve sanat nedir hocam? Şimdi bu Galip Bela'dan bu yana burjuva kategorik edişinin bir yansıması, bir münazara konusudur. Sanat sanat için midir ya da sanat toplum içindir sözü. İkisi de yanlış, geri, çoktan eskimiş laflardır. Şöyle söylemek lazım. Gerçeklikle kurulan ilişki bazen birey üzerinden, yani ben üzerinden olduğu gibi bazen biz üzerinden olabilir. Gerçeklikle kurulan ilişki biz üzerinden olduğunda ona toplumsalcılık diyorlar. Ben üzerinden kurulursa gerçeklikle kurulan ilişki ona bireysel şiir diyorlar. Bu ikisi de yanlış. Çünkü birey bir fanusta yetişmiyor. Birey bir fanusta değil de bir toplumsal gerçeklikte yaşıyor. En bireysel şiirde bile eğer iyi bir şiir okuruyorsanız onun gerisinde ya da içinde ya da sezdirdiği bir toplumsallık vardır. Ya da bunun tersi olarak bütün bir toplumsal biz üzerinden kurulan gerçeklikle yazılan şiirlerde de o bireyin tragediyası hep vardır. İyi bir şiirse eğer. Yani şiir bireyin tragediyasından doğar. Orada yürür diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim hocam. Programımızı kutladığınız için. Ben teşekkür ederim. Onur verdiniz hocam. Estağfurullah. Onur hepimize ait. Bu haftaki konuğumuz edebiyat dünyasının önüne gelen isimlerden Sayın Ahmet Telli'ydi. Gelecek hafta farklı bir konukla, farklı bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.